herkes yatağına. Hayırdır Sümbül ağa? Hünkârımız cariyeyi geri gönderdi. Yoksa bir kabahat mi işlemiş? Aman ne kabahati dayı hatunum. İçeri bile giremedi ki zavallım. Biz oraya gittiğimizde Hürrem Sultan oradaydı. Bir hışımla çıktı dışarı. Ya Sattar. Hünkârımız da bizi yolladı. Peki. Götür koğuşuna. Vay şuna. Hürrem yüzünden mi gönderdi acaba? Hünkârımız bu sıskıyı beğenmemiştir. Bir susun. Akşam akşam bela çıkarmayın başıma. Validem. Yüzünden anladım. Söyle daha iyi. Gene ne var? Canınız sıkılacak biliyorum. Lakin Hürrem Hatun yine haremi karıştırmış. Tam aklı başına geldi. Olgunlaştı derken şu yaptığına bak. Boşuna dememişler. Can çıkar hu çıkmaz diye. Validem. Hürrem'in hünkârımıza duyduğu aşkın yakın şahidiyim. Durduk yerde kalbi sıkışıyor onun için. Hünkârımızı kaybedeceğini düşünüyor. Sultan, hepimizin hürmeti büyük. Lakin bu yaptığıyla ancak kendine zarar verir. Gülfem doğru söylüyor. Öyle tabii. Hiç kimse bu haremin düzenini bozamaz. Yaptığı doğru değil elbet. Ama ben Hürrem'i anlıyorum. Mesela İbrahim Paşa'nın bir başkasıyla olması düşüncesi bile beni öldürür. Kimle mukayese ediyorsun kendini? Sen hanedan mensubusun. İbrahim Paşa'nın haddine mi düşmüş bir başkasıyla olmak? Böyle bir ayıp olduğunda boşarsın. Hem evliliğini hem onun mevkiini yok edersin. Halidem Allah muhafaza neler söylüyorsunuz? Sen misal dedin ya, ben de misal verdim. Hürrem'le fazla vakit geçirme. Bak bir hayli etkilemiş seni. (Gülüyor)